boyunca bir referans verdiğim kişi 1300'lerde, 1200'lerde, 800-1300 yüzyılda Nasreddin Hoca'dan emsal veriyoruz. Tamam peki, fiziken bilmiyoruz ama çöple ilgili benim hep referans aldığım adam odur. Yani soru nedir, cevap nedir, toplum nedir, toplumun yani gülmeceyle ilgili duygusu nedir? Şimdi bakma sen, bu konuda böyle filozof gibi konuşmanın da bir anlamı yok. Komik olmadıktan sonra söyleyebilirim ama madem bir üniversite söylesin, biraz da çekeyim. Yani mesela deniyor ki, bizler Nasreddin Hoca'nın torunlarıyız. Yani Anadolu erenleri. Yunus var, Karacok olanlar. Kim bunlar? Yani kendinde bunlarla izler görüyor musun? Yani bu kadar alengir, duvambaç falan filan, çakal çukal. Onlar kim peki? Nasreddin Hoca'nın torunlarıyız bizler. Bakın biz ne hale geldik. Mesela bizi gösterdi. 30 sene önce hani bunu söyleyen adamın gerçek insan ilişkisinin hiç ilişkisi olmadığı için Nasreddin Hoca'yı da tanımıyorum. %100 eminim buna. O nedenle atıp tutmak için bir referans olarak kullanılıyor ki yani Nasreddin Hoca'lardan, Karagözler'den, Haşmatlar'dan ya da onu ekleyince Mehmet Kırcalar'dan gelen noktaya bakmayacak. Bunun hiçbir anlamı yok aslında, biliyor musun? Çünkü bu dışarıdan bakan bir adamın pek de samimi olmayan, bilmeceyle ilgili fikri olmayan, bu konunun ilgilisi olmayan bir insan, üreticisi demiyorum, ilgilisi olmayan. Çünkü bizzat üreticisi diye bir şey yok. Bir tek hani, sunanı var, yani ben senin mizahından bahsedeceğim. Çünkü komik duruma düşen benim, sensin, o. Komik durum hepimizin başına gelen bir şeydir. Ben kendimden bahsederim, sen kendin senden bahsediyor diye empatik durum görürsün. O der ki, ''Abi ya çocuk, benim de başıma